11. sınıf tak matematik soru bankamız çıktı. Tak matematiğin mantığı aslında test, açık uçlu ve klasik soruları içeren süper bir matematik soru bankası. Peki içinde neler var? Bir kere tamamının video çözümlü olduğunu belirtmek isterim. Tamamı video çözümlü ve yapamadığımız bütün sorulara bakabiliriz. Peki kitabımızın özellikleri şunlar. Hemen şöyle açarsak. Bir kere 11. sınıfın konuları trigonometri, ardından analitik geometri, yeni müfredat sistemine göre fonksiyonel adı uygulamalar, denklem ve eşitsizlik sistemleri, çember ve daire ve uzay geometrisi olasılık olmak üzere bu şekilde sıralanıyor ve içindekilerin listesinden de görebilirsiniz. Tabii içindekiler listesinden de görülüyor ama biz sizinle hemen şöyle birazcık konularımıza detaylı bakalım. Mesela diyelim ki çember ve daire ünitemize geldik. Çember ve daire nasıl işleyiş oluyor hemen bakalım. Çember ve daire ünitemizdeki buradaki konu başkanı verdik. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üç bölüme ayırdık bu ünitemizi. Ve üç bölümde de MEP kazanımını verdikten sonra birinci bölümümüze başladıktan sonra bir rehber sorumuz, bir rehber çözümümüz var. Ardından İki test, bir açık uçlu ve bir tane de klasik olmak üzere üç tane sorumuz var. Ve bu üç tane sorunun sonrasında hep bu şekilde rehber soru, rehber çözüm, tak dörtlü. Rehber soru, rehber çözüm, tak dörtlü şeklinde konuyu sorular üzerinden öğreniyoruz. Konuyu sorular üzerinden öğrendikten sonra bir de tak tarama, bölüm taramaları var burada. Bölüm taramalarından sonra diğer bölüme geçiyoruz. Ve bu şekilde ilerledikten sonra da ünite tekrar testlerimiz geliyor. Ünite tekrar testlerimizle beraber ünitemizi tekrar ettikten sonra da karşımıza ÖSYM tarzı testler geliyor. ÖSYM tarzı testlerde gerçekten gireceğimiz ilerideki üniversite sınavında sorulabilecek tarzı sorularla karşılaşıyoruz ve Anadolu Lisesi Fen Lisesi ALFL testleriyle de ünitemizi bitiriyoruz. Son olarak da tak yazılılarla, yazılı sınavlarına çıkabilecek klasik sorularla karşılaşıyoruz. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Herhangi bir testi açtığımız zaman bazen soruların içerisinde şunu görebilirsiniz. Hani mor kısımlar görebilirsiniz. Mesela işte diyelim ki bu ünitede bu kısmı mor, yani FL sayfası yaptık. FL sayfası demek Anadolu Lisesi'ndeki ve Fen Lisesi'nde gösterilen ortak sayfalar bunlar. Ama bu konu aslında bu soru tipi sadece Fen Lisesi sisteminde gözüken soru tipi. Dolayısıyla FL sayfası olarak yaptık. Hatta testlerimizin içinde de tarama testlerimizin içinde FL soruları ayrıten taglenmiş bir şekilde bulunuyor. Ve yapamadığımız bütün soruların çözümleri de TATS'la cebimizden izleyebilecek formata getirdik. Dolayısıyla 11. sınıf tak matematik soru bankası ile şimdiden gelecek seneki sınava hazırlık hem de okul derslerimizde başarılı olmak için kullanabileceğimiz süper bir kaynak. Matematikte başarılar.